Sayın Bakanım, müsaadeniz varsa. Kıymetli Hayret Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada sizinle bulunmak ve bu Yeşilli'de sizinle aynı hamleyi teneffüs etmekten de büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeşilli Başkanım çok güzel tarif etti. Hem demokrasiye, hem milletimizin birliğine, hem ülkemizin kalkınmasına sadakatini her noktada ortaya koydu. En son 16 Nisan'da ortaya koymuş olduğunuz sahiplenmeye ve Türkiye'nin bu büyük reformun altına attığınız imzaya ve özellikle uzun yıllardan beri gerçekleştirdiğiniz hem ferasete hem de cesarete müteşekkirliğimi huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Başkanımız hem tecrübesiyle, hem cana yakınlığıyla, insanlığıyla, hem de burada herkesin kendisine göstermiş olduğu üstün kucaklamayla hepimizin gönlünde aferin bir yeri var. Bir kere en zor zamanlarımızda bile yüzündeki gülümsemeyi, olumlu ve pozitif bakışı hiçbir gün kaybetmemiştir. Ve yine ifade etmek istiyorum ki kıymetli başkanımız kendine has tavrı ve kuşkuyla hem genel yönetimde nasıl örnek olabileceğini hem de vatandaşla beraber gerçekleştirerek nasıl adı olabileceğini en güzel timsalini burada Yeşilli'de vermektedir. Onun için biz hem Yeşilli için hem de Sayın Başkanımızın şahsında onun çalışma arkadaşları için ne yapsak azdır. 2-2 daha 4. Onun için söylediği ve söylediklerinde haklı payı çoktur. Ancak en son gelirken vali belediye görüşürken özellikle altyapı alanında inşallah büyük şehrimizin ne kadar 38 milyonluk bir borçlanmayla inşallah bu altyapı konusunda önemli bir hamleyi gerçekleştirecekler. Görüyorsunuz. Ve daha bunlar başlangıç. İnanın başlangıç. Diğer söylediğiniz mesele bizim gündemimizdedir. Kardeş belediye mesele. Bu zatenizi emrederdiği 500 kişi ve üzerindeki mahalle. Siz de emrettiniz, biz yapıyoruz. Her şeyi hak eder. Yani fazlasıyla hak eder. Ve bu konuda biz elimizdeki imkanlarımızı, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, valimiz ve tüm arkadaşlarımız, genel sekreterimiz burada hep birlikte büyük bir çabayı ve çalışmayı ortaya koyacağız. Şunu söylemek istiyorum. Buralarda sadece hizmet ortaya koyarak bunları gerçekleştiriyor değiliz. Başka bir şey daha yapıyoruz. Biraz önce güzel harekata gittiğimizde arkadaşlarımıza ifade ettim. Bu çok önemli bir sahiplenmedir. Bakın bizim bugün Kasimiye Medresesi'nde yatsı namazı ve teravih namazı. Bu bizim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Bunu bugüne kadar getirdik. Nasıl getirdik? Bu toplumun, bu milletin ve bu ülkenin en önemli hasreti birliği ve beraberliği. Bizim geleneğimizi bozmak istediler. Birliğimizi bozmak istediler. Kültürümüzü erozyona uğratmak istediler. Bizim gücümüzü zayıflatmak istediler. Kudretimizi eksiltmek istediler. Ve bizim
ayağa kalkmamamızı istediler. Sadece burada istek yapılmıyor. Aslında bize meydan okuyanlara karşı biz birliğimizle, beraberliğimizle ama güzel bir şey daha yapıyoruz. Demokrasiyle beraber meydan okuyoruz. En önemli meselelerden bir tanesi bu. Bugün eğer ayakta duruyorsak bundan dolayı. Onun için burada sadece bir belediye binasında değiliz. Bunu açık söylemek isterim. Bize bırakılan büyük bir mirası, büyük bir medeniyeti yarın taşıyabilecek ve bunun için büyük bir mücadele eden bir mekandayız. Bu bizim için önemlidir. Annelerimizle babalarımızla ilişkilerimizi bozmak istediler. Kardeşi kardeşe düşürdüler. Bayramlarımızı farklılaştırmak istediler. İçine girdiğimizde kendimizi bulduğumuz camilerimizi, ibadethanelerimizi farklı bir noktaya taşımak istediler. Bizim bütün birikimimizi tarumar etmek istediler. Ama buna bu millet izin vermedi. İşte buradaki dalgalanan bayrakla, sallanan bayrakla sahip çıkılan anlayışla beraber vermedi. Onun için sizlere minnettarız ve müteşekkiriz. Bunu yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Öteki türlü bunu yapan bu millete, bu asil millete ne hizmet etsek, nasıl hizmetkar olsak da az. Bunu biliyoruz. Onun için gayret gösteriyoruz ve mücadele gösteriyoruz. Size şunu söyleyeyim. Özellikle buradaki yeşilli dostlarımıza. Bakın. 2 sene önce işte 25 Temmuz ve o tarihlerde bu memlekette Çukur konuşuluyordu. Hedef konuşuluyordu. Şimdi hayallerimiz, ideallerimiz ve bu ülkede neler yapabileceğimiz konuşuluyor. Bu milletin gücü buradan geliyor. Yeniler bir araya geliyor. Bu coğrafyanın istikrarsızlaşması için elinden geleni yapıyor. Bu millet bir taraftan gayret gösteriyor, bir taraftan mücadele ediyor, ayakta duruyor ve onlara cevabı ilerleyerek veriyor. Bu işin sırrı burada. Bakın, mevcudu muhafaza ederek değil, ilerleyerek veriyor. Her bir reformun altına imza atarak veriyor. İşte hep beraber göreceğiz. 2019'da tam anlamıyla bu yeni sistemin içine gireceğiz. Türkiye artık hızlı yürümeyecek. Türkiye koşmayacak, Türkiye hızlı koşacak. Ve o hızlı koşu esnasında ekonomisini en iyi noktaya getirecek. İşte bu mali idarelerindeki hizmetleri en iyi noktaya getirecek. Sosyal politikaları en iyi noktaya getirecek. Ve bütün etraf coğrafyasına da aynı şekilde aydınlık verecek, ışık verecek. Bunu hep beraber sağlayacağız. Yani tecrüben, birikimin, ortaya koyduğun sahiplik, şu Yeşilli'de gerçekleştirdiklerimiz her birisi bizim için ayrı bir tebrik vesikası. Onu açık yürekle söyleyeyim. Ve nerede görürsek görelim, burada gördüğümüz zaman, Ankara'da gördüğümüz zaman alınan bir belediye başkanı, alınan bir belediye başkanı değil. Kucaklayan ve işini görebilmek ve hizmet getirebilmek için de büyük bir gayret ortaya koyan ama bununla beraber de insanlığını pekiştiren bir belediye başkanı. Minnettarız ve teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buradakileri inşallah okudum. Kiraz Festivali meselesini de konuşacağız. Ama evet. Ama esas festival burada zaten. Herif seviyoruz ama. Bu il başkanı verdiniz mi? Evet, altın bana vermiyor efendim. Bana hiç vermiyor. Ona para şikayet yok. Ona para vermiyor. Para satıyor bana efendim. Maşallah. Ankara getireceğiz inşallah biz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sebeplenmiş olduk. Hayır olur. Tahmetlerin güzel bir sözü var. Ölmesek de sağ kalırsak. Yani sağ olursak inşallah. Allah eğer başka bir biz sadece kendimize bağlı değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız var, başbakanımız var, parti var, onların vereceği görevler var. Bazen kendi başımıza hareket edelim, kabiliyetimiz
söz konusu İsviçre'nin nüfes ayı geldi. Pazartesi akşam bütün milletvekillerimiz hep beraber olacağız. Biz pazartesi akşam başka bir program yapmıştık. Bunu erteleyeceğiz. Onu gerçekleştireceğiz inşallah. Ama böyle festivaller, bakın oteller dolu. Geçen gün Uluslararası Üniversitet yarışı oldu. Yarın öbür gün başka türlü etkinlikler söz konusu olacak. Mardin'imize de yeşilimizin her şey yapışır. El birliği de gönül birliği inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Emniyet binamız, jandarma binamız ve hükümet konağı binamız şu anda güvenlik açısından ve ulaşım açısından sıkıntılı bir nokta. Ben burada bir madde olarak zaten size yazdım. Arazi vasıfımız daha zor. Hem de genlemişim. Şu anda çünkü bunun hangi yerlerden? Hayır, hayır, yerlerden mi? Yerlerden mi? Yerlerden mi? Yerlerden mi? Hem binamız eski camiden pek uzak, jandarma ile aramız çok uzak. Emniyet yan tarafında ama... Binanın taşı yok mu? Bina eski. Şey bile kaldırmıyor efendim. Avrupa Birliği müktesabatında normalde biz özür asansörü yapmamız lazım. Bina kaldırmadığı için özür asansörü de yapamıyoruz. Bina cevap vermekten çok uzak. Kaç metrekare? 4 kare. Yani dedin artık 4 kare. Metrekaresi olarak bilmiyorum. Emniyet? Emniyet yan tarafında. Yani yan alanında bir 30 metre var. Lojmanları da arkasında. Jandarma nerede? Jandarma efendim aralarında bir 500 metre var. O ilçenin girişinden biraz da ilçe merkezinden dışarı var. Efendim ben çalışmalar yaparsam size tamam. Emniyeti de nasıl yapmamız gerekiyorsa onu da yaparız. Jandarma konusunu bir daha konuşalım. Yani hazır bir jandarma binası varsa jandarma komutanı bulup mu? Yok efendim, onu yolda uygulamadaydı. Tam girişe. Ha burada bak yazın. Nasıl? Binanın nasıl? Binanda bir problem var mı? Şu an binamız iyi durumda. İyi durumda. Çok sıkıntımız yok. Kaç dönüm içerisinde? 35 dönüm. 30-35 dönüm. Güzel bir yer ya. Güzel bir yer ama çok kötü bir yer. Efendim şey, gönlük açısından çok da kötü bir yer. Bir sefer de saldırıya maruz kalmışlar. Yani biz kaymakamlıkla onu da tetkik ettirelim de kaymakamlıkla evet. Emniyet binası eski mi? Bizimkine aynı. Yani o da eski. Çok da kötü bir yer. Tamam, emniyetle kaymakamlığı gene aynı yerinde yapalım. Yaklaşık çalışsın. Çalışın bakalım ya. Tamam mı? Çalışın. Başka bir düşünce mi var orayla ilgili? Evet. Parasızdan biliyormuş, tamam. Bir şey var mı? Ama başka bir düşünce bizim var diye de sağ yolunda bir kapanmış karakolumuz var. Yani genelde şöyle yapılıyor. Jandarmayı, polisi, esas etkin olan alanlarından çıkartıp başka bir alana getirmeye çalışıyoruz. Bu da doğru değil yani. Sonra da belli bir dönem sonra diyoruz ki biz bunu niye böyle yaptık? Şimdi bakın, bu Çukur döneminden sonra Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda acayip çevik kuvvet binaları yaptık. Yapıyoruz yani, devam ediyoruz hala. Ne ihtiyacımız var bizim onlara ya?